Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ders niteliğinde eğitim çalışmasıdır arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Burada çalıştığım günlük ve aylık emaları ve Fibo desteklerini size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle burada size destek ve dirençlerinden bahsetmek istiyorum biraz. Arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz kırmızı yani 3.62 şu görmüş olduğunuz 60 günlük EMA'mız. Burayı bir destek olarak görebilirsiniz. Onun dışında Bollinger bandımızın şu 3 siyah 3.78 ve 3.43 oraları yine destek olarak ve 3.78'i direnç olarak görebilirsiniz. Ve şu 3.60 Bollinger bandımızın 20 günlük ortalaması yine ora bir destek olarak sayabilirsiniz. Bunun dışında yine Fibo destek ve dirençlerimiz aşağıda 3.34 tabi onun üstünde çok destek ve dirençlerimiz var. 3.50 var, 3.55 var, 3.60 var dediğim gibi. Yukarı bakalım arkadaşlar. Niye yukarı bakalım? Şuradaki pembe çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarı doğru bir sıkışan bir üçgenimiz var. 3.74 üzerinde ne diyor bu? Kopuş başlayacağını söylüyor grafiğimiz bize. 3.74 üzerinde de 4.15, 4.73, 5.46, 7.58 olarak dirençler, Fibo dirençleri karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu siyah Bollinger bandımız, kırmızı olan 60 günlük EMA'mız, ortasındaki mavi olan Bollinger bandımızın 20 günlük ortalaması ve siyah olanı görüyorsunuz. 5 günlük EMA'mız üstünde kaldığı sürece de nasıl hareketler yaptığını ve şu noktaya bakarsanız arkadaşlar bir de şu noktaya bakarsanız çok benzerlik var değil mi arkadaşlar? Evet. Çok benziyor. Burada dediğim gibi bir sıkışma var. 3 aşağı 3 ileri gidip gele gele tahtacımız bunu topluyor arkadaşlar ve burada bir kopuş başlayacak. Bizim burada izleyeceğimiz benim atacağım grafiklerde yukarı trendlerde şu 5 günlük EMA'yı takip edin arkadaşlar. Ona göre yani trend demeyeyim de trenden inmesin. Son durağa kadar gidersiniz. Ben paylaştıkça arkadaşlar. Ve bu arada dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada da bir sıkışmamız var. Aynı bu şekilde burada bir sıkışmamız var. Pembe alanda gördüğünüz gibi bir sıkışma var. Buradan bir kopuş başlayacağını düşünüyorum. Bu arada Aziz Torun'dan bahsetmek istiyorum. Herhalde başında başlarken anlatmadım. Geçen gün deyişine göre 1 Ekim'de otelin açılışı vardı. Bunu da bir GAP haberi olarak düşeceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar sadece diyorum tahmin ediyorum. Bu da hisseye güzel yansıyacağını düşünüyorum. Bir de grafik üzerinde arkadaşlar şu kırmızı çizgimizi görüyor musunuz? Bunun üstünde size bilgi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. 50'nin üstündeki hareketlerine bakalım arkadaşlar. Geçmişte şurada baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz değil mi hareketi? 50'nin üstündeki hareketlere bakın nasıl gitmiş. Ve geri hisse düşerken de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın hisse böyle devamlı giderken RSI'miz hep aşağıda kalmış tepelere. Bu bir dönüş sinyalidir arkadaşlar. Yukarı giderken de hep şunu şey yapın. ERA sayımızın hep yukarı tepelerde olmasına dikkat edin. Bu arada grafiğimiz günlük arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar elin üstündeki hareketlerine burada da bakarsak şuradaki elin üzerindeki hareketlerine bakın arkadaşlar. Devamlı yukarı gitmiş. Burada da aslında çok arkadaşımız bilmeyerek almış ve burada ikili tepe yaptığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bilen arkadaşlarımız olsaydı burada terste kalmazdı.
Dediğim gibi arkadaşlar, elinin üstündeki hareketlerine bakarsak ve burada da tam elin üstünde attığımızı görüyoruz. Bir sıkışma var zaten, bir trend var bu şekilde. Burada da aynı bir şekilde bir trendimiz var. Yolun sonu açık gibi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah faydası olur bu grafiğin size. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şurayı tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar, videoyu sonlandırmadan. Buraya da iyi bakarsanız grafiğin hazır olduğunu ve kopacağını anlarsınız. Bu arada arkadaşlar, borsa evet çok kolay bir yer değil arkadaşlar. Kolay para kazanılmıyor. O yüzden panik satışlardan uzak durun. Ve şunu söylemek istiyorum. Tavana giden hisselerde, yani şurada giren arkadaşlar gibi söylemek istiyorum. Tavana giden hisselerden uzak durun arkadaşlar. İlk önce kaybetmemeyi öğrenin. Tavana her giden kağıtta atlarsanız, eğer bilmiyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İnşallah bu grafiğin size faydası olur. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar.